İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Haftayı kapatıyoruz. Haftayı kapatırken Borsa İstanbul'da yönün yukarıda olduğunu söyleyelim. Muhtemelen 8000 civarında bir kapanış yapacağız. Şu anda 7995 seviyesinde son 10 dakikada biraz alım gelirse Borsa İstanbul kendini 8000'in üzerine sıçratabilecek gibi gözüküyor. Birazdan kapanış rakamını birlikte göreceğiz. Bugün ana haberde iki ayrı bölüm yapacağız. Birinci bölümde Bülent Aymen bizimle birlikte olacak. Akdeniz, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı. İhracatta şu anda bir dar boğazdan geçiyoruz. Pek çok kalemde, pek çok üründe ihracatta darlık var. Pek çok ülkeye yaptığımız ihracatta yavaşlama, gerileme söz konusu. Geçen yılki rakamların çok çok gerisindeyiz. Başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği zaten çok geride. Diğer ülkelere yaptığımız ihracatta da benzeri bir tablo var. Acaba bu dar boğazdan nasıl çıkarız, nasıl yaparız? Amerika hariç diğer ülkelere olan ihracatımızda büyük bir gerileme var. Amerika'daki ihracatın bir miktar arttığını görüyoruz ama Amerika bizim bu alandaki en büyük partnerlerimizden biri olmasına rağmen büyük bir dış ticaret açığı veriyoruz. Dolayısıyla o ülkeye ne satarsak satalım o dış ticaret açığının kapanması imkansız. Bu bakımdan onu değerlendirme dışı tutuyoruz. İkinci bölümde Profesör Doktor Uğur Tekin'le konuşacağız. Uğur Tekin kendisi Henrik Böll Vakfı adına bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma sonunda Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin gerçek anlamda bir sosyal tomografisi çekildi. Bu tomografi çerçevesinde Suriyeli göçmenlerin ne kadarı işsiz, ne kadarı çalışmak istiyor, ne kadarı Türkiye'den memnun, ne kadar eğitimli ya da Türkiye'den gitmek isteyenler acaba neler düşünüyorlar gibi sorular var. Elbette Suriyeli göçmenlerin gerçek anlamda iş hayatının, çalışma hayatının, mavi yakalıların, tarım sektörü işçilerinin olmazsa olmazı haline geldiğini de bu rapor zaten bize söylüyor. Çok kapsamlı bir rapor bu arada, onu söyleyelim. Göçmenler üzerine son 4-5 yılda yapılmış en kapsamlı raporlardan birini paylaşacağız. Eğer göçmenlerin durumuyla ilgili bilmedikleriniz varsa ya da merak ettikleriniz varsa bizi dinlemenizi tavsiye ederiz elbette. Neler var? Piyasalara bakalım şimdi. Bir defa JP Morgan'dan gelen bir haber var. JP Morgan, Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz artışı yapacağını bildiriyor ve muhtemelen 250 bas puanın üzerinde bir faiz artışı yapabileceğini tahmin ediyor. Zaten Merkez Bankası'nın beklenti anketi de aşağı yukarı bu yönde. Ankete katılanların çok önemli bölümü 250 bas puan faiz artışı yapacağını belirtiyor. 500 bas puan yapacak diyenler de var ama çoğunluğun 250 bas puandan yana görüş bildirdiğini biliyoruz. DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, yatırım sinyalleri almaya başladık artık. Yabancılar yavaş yavaş Türkiye'ye doğru gelmeye başlıyor. Bu haberleri önümüzdeki günlerde daha sık duyacağız. Yabancıların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte daha elverişli bir yatırım ortamı sunulması halinde yatırım hızını artırabiliriz dedi Nail Olpak. Rusya Merkez Bankası bugün politika faizini 100 bas puan artırdı ve %16'ya çıkardı Rusya'nın. Bundan önceki politika faizi %15'ti, 16'ya çıkardı. Çünkü Rusya'da enflasyon hafif kafayı kaldırmaya başlayınca orada Merkez Bankası devreye girdi. Bildiğiniz gibi Rusya Merkez Bankası'nın başında da bir kadın var. Elvira Nabulina, çok başarılı bir Merkez Bankası başkanı olduğunu söyleyelim. Son 7-8 yılı o kadar başarıyla yönetti ki Rusya gerçek anlamda hiper enflasyona doğru giderken hep bir yerde frenledi ve doğru zamanda doğru adımlar atarak, doğru faiz kararları alarak enflasyonu dizginlemeyi başardı. Şu anda Rusya'daki enflasyon politika faizinin bir hayli altında ve daha aşağı doğru gelmesi söz konusu. Üstelik de Rusya bildiğiniz gibi 2 yıldan daha uzun bir süredir ağır bir yaptırım altında. Ürünlerini dışarıya ihraç edemiyor. Petrolü, doğalgazı, buğdayı, arpası, yulafı ve madenlerini ihraç edemez durumda olan bir ülke. Ama buna rağmen enflasyonla mücadelede başarılı olabiliyor. Demek ki her şeye rağmen enflasyonla mücadelede başarılı olmak mümkün ama merkez bankalarını bağımsız ve özerk bıraktığınız takdirde Rusya Merkez Bankası bu konuda gerçek anlamda bir ders veriyor bütün dünya merkez bankalarına. Merkezi yönetim bütçesi geçen ay itibariyle fazlaya döndü. Ancak biliyorsunuz geride bıraktığımız aylar itibariyle merkezi yönetim bütçesinde dev açıklar vardı. Bu dev açıklar kapanmayacak ama sadece bir aya özgü bir fazlaya döndüğümüzü görüyoruz. Kasım ayı böyle ama Aralık ayında muhtemelen seçim harcamaları dolayısıyla yani kamunun yapacağı seçim harcamaları dolayısıyla yeniden açık vermeye başlayacağız ve yılın tamamını büyük bir açıkla kapatacağız gibi gözüküyor.
Bu arada yine çok olumsuz bir haber ama vermek zorundayız. Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu rekora doğru koşuyor. Kısa vadeli borç nedir? Kısa vadeli borç bir yıl içinde ödememiz gereken borç. Dolayısıyla kısa vadeli borçlarımızın miktarı Merkez Bankamızdaki döviz rezerviyle orantılı olmalı. Eğer Merkez Bankamızda kısa vadeli borçlarımızı ödeyebilecek kadar rezervimiz varsa sorun yok. Ama biliyoruz ki Merkez Bankamızın swap hariç net rezervi eksi 41 milyar dolar. Dolayısıyla sıfırdan daha az bir paramız var ama kısa vadeli dış borcumuz giderek artıyor, rekora doğru gidiyor. Uzun vadeli borçlardan çok çekinmemek lazım, endişe etmemek lazım ama kısa vadeli borç gerçekten bankaların yeni borç edinebilmesi ya da şirketlerin yeni borç edinebilmesi için yurt dışından çevrilebilir bir borç sistemi kurabilmeleri bakımından son derece önemli. Bu temin edilemediği takdirde bir süre sonra Türkiye borç krizi döngüsüne girebilir. Yani artık dışarıdan borç para alamayabiliriz diye düşünüyoruz. Bu arada Fed'den gelen haberler var. Fed başkanlarından Williams, Mart ayını faiz indirimi için çok erken bulduğunu söyledi. Zaten dün Jerome Powell, bildiğiniz gibi Amerikan Merkez Bankası Başkanı da yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısından sonra faiz indirimi başlayabilir dedi. Tarih vermedi ama faiz indiriminin masada olabileceğini fakat Haziran ayına kadar faiz artırımının da masada olabileceğini işaret etmişti bildiğiniz gibi. Bu arada Türkiye'nin CDS'leri dün rekor düşük seviyelere geldi. 300'ün altını gördü. 299.9 idi. Bugün tekrar yukarı doğru çıktı. Bugün itibariyle Türkiye'nin CDS'leri, 5 yıllık CDS'leri yani kasko sigortası 300 bas puanın üzerinde 311 bas puana kadar yükselmiş durumda. İnişli çıkışlı volatil bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı kömür talebi bu yıl zirveyi görecek dedi. Oysa biliyoruz ki küresel iklim anlaşmaları var, Paris İklim Sözleşmesi var. En son COP28 yapıldı Dubai'de. Herkes topluca bir ağızdan, ağız birliği etmişçesine fosil yakıtlardan uzaklaşacağız dedikleri bir dönemde kömür talebinin artabileceğini ifade etmesi ki bu projeksiyon, dolayısıyla Uluslararası Enerji Ajansı'nın projeksiyonuna güvenmek lazım. Bu durumda kömür talebi yani fosil yakıtların en tehlikelisi olanı bu yıl daha fazla tüketilecek. Artık gerçek anlamda fosil yakıtları tüketmek, tüketmemek ya da yenilenebilir kaynaklarla enerjimizi temin etmek gibi konularda ileri geri mesajların verildiğini görüyoruz ve dünyada bir istikrarın olmadığını görüyoruz. Zaten son COP anlaşmasına, bildiğiniz gibi COP zirvesine, COP28'e Amerika Başkanı ve Çin Devlet Başkanı katılmadı. Ve katılmadıkları için de dünyada fosil yakıtların daha fazla kullanımı ile ilgili bir süreç ve irade beyanı ortaya çıkmış durumda demektir. Avrupa Birliği liderleri Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda uzlaştılar. Yaptırım paketi öncekilere göre bir miktar daha küçük ama sonuçta adı yaptırım paketi. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 29'un üzerinde. Dün bir parça gevşedi, 28'i gördü ama bugün tekrar 29.05.61. Merkez Bankası'nın birazdan vereceğimiz haberleri göreceksiniz. Yıl sonu itibariyle dolar tahmini 29'un biraz üzerinde gözüküyor ancak onun üzerine çıkabilir, 30'u görmesi mümkün gibi gözüküyor. Euro TL'de 31'deyiz, 31.76, yön aşağıda. Pound'da 36.99'dayız, Frank'ta da 33.49'dayız. Bir tek dolar karşısında zayıf bir gün geçirdik, diğer paralar karşısında Türk lirası daha iyi bir gün geçirdi diyebiliriz. Euro dolar paritesine bakalım, 1.09.25, dün de öyleydi, 1.09.40'daydı. Bugün bir miktar gevşedi ama 1.09'dan sonra yukarı doğru gidecek çünkü Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen böyle İkircikli mesajlar var. Bu ikircikli mesajlar doları güçlü tutmaya yetmiyor ve bu yüzden de euro değer kazanıyor. Euro'nun karşısında, doların karşısındaki en büyük rakip bildiğiniz gibi euro. Dolar endeksi 102.42'de, orada da yön yukarıda ama 102'den yukarı doğru çıkmaya çalışıyor fakat bir türlü başaramadı. Rubleye bakalım. Rus rublesi bugün itibariyle 1 dolar eşittir 90 ruble. Düne göre biraz daha zayıf. İsrail şekeri düne göre daha iyi. Dün İsrail şekeri 3.69'du, bugün 3.67'ye kadar geldi, yükseldi, değer kazandı. Altın 2.035 dolarda, ons altın ve yönü aşağıda. Düne göre biraz daha zayıf, aşağı doğru çevirdi yönünü çünkü bugün Euro'nun günüydü. Gram altında da benzeri bir tablo var. 1.899 lirada kur etkisi dolayısıyla yani dolar kuru bir miktar arttığı için kurdan kaynak alarak ya da kurdan destek alarak gram altın yukarı doğru gitmek durumunda kaldı. Brent petrol 76 dolarda yukarı doğru hareketli. NYMEX'te de 71 dolardayız. O da yukarı doğru yönünü sürdürüyor. Brent'te 80 doların görünmesi an meselesi. Baltic Dry Endeksi, Baltic Kuru Yük Endeksi
2411 puanda bugünü de kayıpla kapattı. %1.11'lik bir kayıp var. Borsa İstanbul'un kapanış rakamını birazdan göreceğiz. Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'de de 42.329 dolardayız. Dün 43 bin doların üzerine doğru giderken tekrar yönünü çevirmek zorunda kaldı. Borsanın nefesi yetmedi. 7.993 puana kadar yükseldi. 7 puan daha almış olsaydı 8.000'i görecektik ama iyi bir kapanış yaptığımızı söyleyebiliriz. BIST 100 endeksi 7.993 puandan ve %2.31'lik değer kazancıyla kapattı. Bugünü ve haftayı da iyi kapatmış olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla gelecek haftaya başlarken en azından bunun baz etkisiyle bir miktar yukarıda açılış yapabileceğini ama gün içinde elbette çok volatil bir seyir olabilir diye düşünüyoruz. BIST 50 endeksi 7.058 puanda, orada da %2.14'lük değer artış var. BIST 30'da da çok güçlü bir değer artışı ortaya çıktı. 8.664 puanda, %2.04'lük artış da burada kendini gösteriyor. Son 10 dakikada bir miktar daha alım gelmiş olsaydı muhtemelen psikolojik eşik olan 8.000'in üzerinde kapatmak mümkün olabilecekti. Ama olmadı, olsun. Kısa günün kârı, bu da iyidir. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi gerçekleşti. Piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonunda dolar-tl 29 civarında tahmin ediliyor. Piyasa katılımcıları 71 kişiye soruldu. Bu 71'in çok önemli bölümü faizle ilgili 250 bas puan faiz artışı yapacağı yönünde görüş bildirdi. Geçen ay 3.57 olan TÜFE bu ankette 3.26'ya kadar geriledi. Enflasyonda düşüş eğilimi burada da kendini gösteriyor. Cari yıl sonu TÜFE ise artış beklentisi %65 olarak o da bir miktar aşağı doğru gelmiş durumda. TÜFE'deki artış beklentileri 12 ay sonrasına ilişkin 43'ten 41'e kadar geriledi. Burada da olumlu bir gidiş var. 24 ay sonrası için ise %25'ten %24'e kadar geriledi. 24 ay sonrası düşüş eğiliminin bir miktar yavaş olduğunu görüyoruz. Yani enflasyon istediğimiz hızda yavaşlayacak değil, öyle gözüküyor. Dolar-TL yıl sonu beklentisi 29.62 olarak belirlendi. Ankete katılanların tahminleri bu yönde. 12 ay sonrası ise 38 ila 39 bandına kadar geldi. 39'a kadar çıkacak. 12 ay sonra doların 39.40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bir önceki anket döneminde 45.7 milyar dolar olan cari işlemler açığı bu dönemde 45.8 milyar dolara yükseldi. 100 milyon dolarlık bir artış var. Gelecek yıla ilişkin cari işlemler açık beklentisi 34.3 milyar dolar bu arada. Büyüme eğrisine bakalım. Büyüme eğrisinde de bu yıl itibariyle 4.1 olarak öngörülen bir önceki anket dönemindeki büyüme trendi 4.2'ye yükseltildi. Gelecek yıla ilişkin büyümede herhangi bir değişiklik yok. Ankete katılanlar 3.3 olarak tahmin ettiler. İkinci haberimiz Merkez Bankası'ndan. Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ne kadar faiz artışı bekliyor? Bu da var anketimiz arasında. Anadolu Ajansı Finans Masası gerçekleştirdi ve 250 bas puan diyenler çoğunlukla 71 kişinin katıldığı bir anketten bahsediyoruz. Ve 250 bas puanlık artışın dışında bazı analistler 500 bas puan faiz artışı yapılabilir dediler. Bildiğiniz gibi politika faizi son alınan kararda %40 seviyesine çıkarılmıştı. Fitch, Türk bankaları için değerlendirme yaptı ve Türk bankalarının artan faiz oranları ve enflasyona endeksi tahvil kazançları nedeniyle bir miktar daha iyileştiğini, rasyolarının iyileşebileceğini ifade etti. Demir yollarında Türkiye 100 yılıyla ilgili bir rota çizildi. Şu anda Türkiye 2002 yılından bu yana yaklaşık 2000 kilometrenin üzerinde demir yolu inşa etmiş durumda. 2002 yılında demir yolu hattımız 11.000 kilometre civarındaydı. Şu anda 13.919 kilometre ama arada bir fark var, onu belirtelim.
bu yeni dönemde inşa edilen demiryollarının pek çoğu hızlı tren demiryolları, o bakımdan önemli, daha yüksek maliyetli demiryollarından bahsediyoruz. Ve son haberimiz Dünya Bankası'ndan. Dünya Bankası, Çin'le ilgili olarak ciddi risklerle karşı karşıya gelebilir, dikkatli hareket edilmesi gerekir diyor. Ancak Çin'in büyüme trendine bakıyoruz, çok da öyle Dünya Bankası'nın endişelendiği kadar kötü bir tablo yok. Türkiye 2022 yılını 254 milyar dolar ihracatla kapattı. Muhtemelen bu yılı da aşağı yukarı o rakama yakın bir rakamla kapatacağız. Belki bir miktar üzerine çıkabilir ama şu andaki gelişmelere baktığımızda geçen yılın bile altında bir rakam da çıkabilir. Bu da gelirse sürpriz olmaz. Henüz tabii elimizde Kasım ayı net rakamları yok. Aralık ayı rakamları elbette bu ayın sonunda gelecek. Umarız son iki ayda enflasyon etkisiyle de olsa bir ivmelenme kazanmıştır. Çünkü dışarıdan daha ucuza alıp daha pahalıya sattığımız bir dönem var. Bu yüzden miktarsal olarak değilse bile parasal olarak belki bir miktar daha yukarıda olabilir. Bilmiyoruz projeksiyon ama baktığımızda görüyoruz ki geçen yıldan çok yukarıda değiliz. Dolayısıyla ülke üzerine henüz bir şey koyamamış durumda. Yani bu yılı ihracat açısından zor geçirdik. Elbette bu bizim kabahatimiz değil tek başına, yani Türkiye'nin kabahati değil. Avrupa Birliği resesyonun eşiğine geldi. İki kez Almanya teknik resesyona girdi ve bu sebepten dolayı da en büyük pazarımızda tabii ki kayıplar ortaya çıktı. En büyük pazarımız kaybedince geriye elimizde Kuzey Afrika pazarı, Afrika pazarı, Orta Asya pazarı ve Orta Doğu pazarı kaldı. Bir de kala kala Amerika pazarı var. Amerika ihracatında bir gerileme yok. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı büyük bir ticaret açığı veriyoruz. O bakımdan onu değerlendirmenin başka bir bölümünde tutacağız. Bütün bunları konuşmak üzere Akdeniz, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Aymen bizimle birlikte. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Şöyle bana doğru dönün, şöyle güzel güzel konuşalım. Şimdi şöyle bir yılı, yani Ocak ayından bu yana bir bizimle paylaşırsanız nasıl bir tablo vardı? Yani Ocak'ta nasıldık? Yıl ortasına nasıl geldik? Yılın sonuna geliyoruz. Nasıl bir tablo var ihracatta? Hem Akdeniz'i değerlendirebilirsiniz hem Türkiye geneli, total. Valla son 5 sene, özellikle son 5 senede öyle dönemler, öyle seneler geçiriyoruz ki hiç önden tahmin edebilmek, öngörebilmek mümkün değil. Ya bu senede, geçen sene, evvelki sene 2020'de pandemi, ondan sonra bir takım krizler, bu sene başlayan deprem, arkası geçen sene Rusya-Ukrayna savaşı, deprem ve depremden sonraki İsrail-Filistin olayı, seçim. Evet. Yani tüm bunlar tabii ekonomide de öngörülemezlik riskini ortaya çıkarıyor. Evet. Ve 2023 yılında böyle çok olumlu geçirmedik. Yani ihracat rakamlarına baktığınızda, ekonomik verilere baktığınızda biraz büyüme, tabii büyüme rakam biraz son 3 çeyrekte yüksek çıktı. Evet. Diğer ülkelere göre. Ama reel piyasaya baktığınızda çok olumlu değil. Yatırım tarafı olumlu değil. İhracat tarafı bu sene biraz önce söylediğiniz gibi eğer geçen seneki rakam bulabilirsek çok şanslıyız ve büyük başarı. Kesinlikle. İnşallah 255 milyar olmasa bile 252-253 milyar civarında olur. Çünkü 11 ay sonu itibarıyla 232 milyar dolar, yani 23 milyar dolar yapılması lazım bu ay. Yani gerek finansa ulaşımda, finansa erişimde, gerek faizlerde, gerekse ihracat pazarlarındaki görüntü çok olumlu değil 2023'te. Evet. Peki ihracatın teşvik edilmesiyle ilgili yeni bir süreç var. Daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı üzerinde çalışıyor. Nasıl bir destek süreci gelecek? Yani henüz netleşmedi, bunu biliyoruz ama sızan bilgiler var. Evet, ihracatçıya bir destek vereceğiz deniyor. Nasıl bir destek olacak ya da verilecek desteklerin dışında sizin talebiniz nedir daha çok? Şimdi şu anda ihracatçının en büyük problemi, yani sadece benim temsil ettiğim sektörde, mobilya sektörü veya kağıt orman ürünleri sektöründe değil, diğer tüm sektörlerde ortak problem şu. Bir, biraz öncesi öngörülememesi. İki, finansman maliyetinin yüksek olması. Üç, finansman ulaşımda güçlük olması. Evet. Ya bu bizim içimizdeki problem. Tabii yurt dışı pazarları daralma falan, onlar farklı şekilde değerlendireceğiz.
Bizim şu anda en büyük problemimiz maalesef fiyat rekabetini sağlayamıyoruz yurt dışı pazarlarda. Çin çok agresif. Bu özellikle pandemide bir Vietnam şey yaptı. Vietnam gibi devler geliyor. Arkada. Vietnam geliyor, Hindistan aynı şekilde. Çok agresif ve fiyat rekabetini maalesef birçok sektörde rekabet ettiğimiz ülkelerle sağlayamıyoruz. Bunun nedenlerinin en başında bir kere enflasyon, Türkiye'de hala yüksek enflasyon. Ve yüksek enflasyonla beraber girdi maliyetlerimizin yüksek olması. Girdi maliyetlerin yüksek olmasına paralel olarak kurda aynı şekilde, aynı paralellikte yükselmemesi, yani reel kurun, reel kur seviyesinin oluşmaması bizi rekabette geriye düşürüyor. O yüzden de bakın biraz önce miktarla ilgili bahsettiniz. Evet. Değer bazında ben temsil ettiğim sektörde %9.4 düşüş var, miktar bazında da %4'lük düşüş var. Evet. Yani daha fazla miktarda da ihraç edemiyoruz biz. Yani fiyat daha düşürüyoruz. Çok mal satıp daha az para kazanıyoruz. Evet, daha çok mal satamıyoruz. Satamıyoruz. Ama değere göre daha fazla mal satıyoruz ama fiyatlarda da mecburen düşürmek zorunda kalıyoruz. Ve buna rağmen de hala düşüremeyeceğimiz seviyelerde olduğu için mal satmakta zorluk çekiyoruz. Birçok sektörde aynı problem söz konusu. Türkiye'de bu iç dinamiklerde baktığınızda ihracata destek, evet ihracata destek verilmesi lazım. Bizim fiyat rekabeti sağlayabilmemiz için. Merkez Bankası'nın yaptığı bir takım adımlar var, doğru. Yani o hakikaten yadsınamaz. Özellikle yeni yönetimin gelmesiyle beraber ihracat merkezi bir büyüme modeli benimsendi. Doğru. Ve bu model çerçevesinde de işte ihracatçıya verilen reskont kredileriyle ilgili en son iskont oranlarının sabit bırakılması. Çünkü çok yüksek faiz maliyetleri şu anda %48, %52-53'lere yükseldi. Korkunç. Normal kullandığınızda ki böyle bir kar yok ya. Böyle bir kar edilmesi hiçbir sektörde, hiçbir mal cinsinde, ne hizmetle ne mal ihracatında mümkün değil. İhracatçı biraz daha düşük kullandırmaya çalışıyorum. Orada da bir kaynak yetersizliği söz konusu. O yüzden yani ihracatçıya birebir ihracat odaklı desteklerin getirilmesi lazım. Bir, fiyat rekabeti için, iki, finansman için. Yatırımdan hiç bahsetmiyorum. Bir şey, grip, soğuk alın. Neyse önemli değil yani izleyicilerimiz bunu anlayışla karşılarlar diye düşünüyoruz. Her ortada bir salgın var. Şimdi bir %40 dövizi biliyorsunuz Merkez Bankası kaynağından mahsup ediyor ihracat işten. Onu acaba bu yıl gevşetmeyi düşünüyorlar mı? Yani böyle bir gelişme olacağını tahmin ediyor musunuz? Yani %30 kaldırıldı. %40 şu anda duruyor sadece. Bunu bir şekilde yani şimdi ihracatı Ali Bey, ihracatın en büyük kalemi daha çok yani birçok sektörde daha büyük ihracat kalemlerinde bizim sektörlerde %70'ler civarında yerli girdi kullanılıyor. Özellikle mobilya sektöründe 70-75'ler civarında. Orman ürünlerinde aynı şekilde kağıt kartonun dışında bırakırsanız orada ithalat çok daha fazla ama diğer birçok sektörde tekstilde, konfeksiyonda, demir çelikte ihracat girdi oranları, ithalat girdi oranları yüksek ihracat kalemleri içinde. O yüzden bu %40'lar tabii ki ithalatın finansmanında ihracatçı TL'ye dönüp TL'den tabii tekrar dövize dönmek zorunda kalıyor. Orada bir takım kaybı oluyor. Ama bu sene için bu öngörülebilir. Ya bu sene bir problem olmadı. %30'un kaldırılması büyük şey yarattı. Büyük bir fayda yarattı. Ama önümüzdeki sene bunu ne yaparlar? Daha mı aşağı çekerler? Bilemiyorum. Tabii bu hep bir şey. Döviz likiditesinin artmasıyla alakalı. Şu anda da en son Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda döviz rezervlerimizin arttığı yönünde açıklamalar var. Umarım hem yurt dışından gelen sermaye girişleri artar, döviz rezervleri artar ve ihracatçının dövizine ihtiyaçları kalmaz. İnşallah. Ve serbest bırakırlar. İhracatçı da daha rahat hareket eder diye düşünüyorum. Peki bu durumda mesela o döviz Merkez Bankası tarafından mahsup edilince siz finansmanı nasıl sağlıyorsunuz? Yani bir kapıdan verip öbür kapıdan gidip tekrar döviz almak zorunda kalıyorsunuz değil mi? Başka çaresi var mı bunun? Aynen öyle oluyor. Yani ithalat kalemlerini bu reskont kredilerinde ithalat için onu serbest bıraktılar. Yani yoksa fatura karşılığı kullanabiliyorsunuz krediyi. Kredi istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz şu an. Fatura ibraz ediyorsunuz bankaya ve fatura karşılığı veya işte maaşlarla ilgili kullanıp bordra ibraz ediyorsunuz. Bir tek orada ithalat kalemlerini serbest bıraktılar. Eğer ithalatla ilgili bir borcunuz varsa o konuda da kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi alabiliyorsunuz onun reskont kredisi. Ama bunun dışında tabii şeyler de yani döviz ihtiyacınızda, dövizle ödemeniz gerektiğinde TL'ye dönüp TL'den tekrar dövize dönmeniz gerekiyor. Evet. Peki Avrupa Birliği ile olan münasebetlere baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani orada bir daralma var ama Avrupa Birliği'nin daralması
Sanıyorum bu yıldan sonra normale dönecek. Çünkü Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası politika faizi artışını sonlandırdı. O da tıpkı Amerikan Merkez Bankası gibi. Onlar da yavaş yavaş parayı biraz bollaştıracaklar ve daha canlı bir ekonomi ortaya çıkacak. Yani 2024'te nasıl bir tablo çıkabilir sizce? Yani şeyler, OECD ve IMF tahminleri Avrupa Birliği büyüme oranını %3'ten %2.7'ye çekti 2024 tahminlerini. Ümit ediyorum ki bu dediğiniz gerçekleşir. Ama tabii ki eğer bu faizlerle ilgili durdurdukları anda muhakkak bir paraya, bir piyasaya para pompalayacaklardır. Ve piyasada bir canlanma olacaktır. Piyasada canlanma olduğuna inanın birebir bizim de üretimimize ve ihracatımıza yansır. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'nin yaptığı toplam ihracat içinde Avrupa'nın payı %50, 53-55 arasında gidip geliyor. Ve bu canlanmada da biz payımızı alırız ve ihracatımızı devam ettiririz, artırırız oraya. Ama bu, şimdi biz her şerde bir hayır aramak lazım. Tabii ki çok zor dönemler bunlar. Herkes için çok çok zor dönemler ve çok zor dönem de geçirdik bu sene içinde. Sadece depremden dolayı ihracat kaybı 6 milyar dolar Türkiye'nin. Evet. 11 ayda. Ama şu var ki biz bu yeni pazarlarla ilgili, yeni pazar açılımlarıyla ilgili başarılı çalışmalar yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nda hakkını vermek gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nda bununla ilgili destekler veriyor ihracatın canlanmasıyla ilgili. Bu uzak pazarlar ve yakın pazar stratejisi ve Orta Doğu ile ilgili yapan Arap ülkeleri stratejisi o ülkeleri bugünden yarına değil, yani 1-2 sene içinde değil ama önümüzdeki 5 senelik perspektifte ihracatta önemli canlanmalar yaşatacak gibi gözüküyor. Bu programlar altı doldurulduğu takdirde ve bununla ilgili destekler devam ettiği ve destekler verilmeye başladığı takdirde. O pazarlar bizim için çok önemli pazarlar. Özellikle Asya pazarları, Çin dahil olmak üzere, Amerika, Latin Amerika dahil olmak üzere ve Orta Doğu pazarı bizim vazgeçilmez pazarımız. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz düzeldi. Evet, düzeldi. Oraya her geçen ay ihracatımızda bir artış var. Onun için bu pazarlar bizim Avrupa pazarlarında kaybettiğimiz pazar payını birebir bugünden yarın hemen, yani 1-2 ay içinde kapatacak seviyede değil. Elbette, tabii oraya ihracat, o kadar kolay ama değil. Oraya ihracat artışlarımızın olması, nüfus yoğunluğu bakımından orası çok önemli pazarlar. Bizim için çok olumlu. Peki bu seneye baktığınızda böyle sizi şaşkınlığa sevk eden, yani şu sektörde çok iyi bir sonuç aldık, şu sektör büyüdü, yani küçülenleri zaten söylememize gerek yok. Yani total olarak ihracatımız küçüldüğü için küçülenleri söylemeyelim ama iyi giden ve iyi gittiğini düşündüğünüz sektörlerle ilgili kanaatleriniz ne? Neden, nasıl oluyor mesela? Onlar nasıl oluyor da hala başarılı bir süreç ortaya koyabiliyorlar? Yani sanayi sektörlerinin hepsini değerlendirdiğinizde ben onların çok mutlu olduğunu zannetmiyorum. Evet, orada yani makine başta olmak üzere. Makine, tekstil, konfeksiyon, onları da sanayi sektörü olarak değerlendiriyorum. Onlarda bir sıkıntı olduğunu duyuyorum, biliyorum. Rakamlarda da zaten bu yansıyor. Tarım sektörlerinde biz, Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için, tarım sektörlerinde sıkıntı var ama tarım sektörünün ihracat devam ediyor. Orada bir takım uygulamalar, regülasyonlardan dolayı ara ara sıkıntılar oluyor ama özellikle bu Rusya kapısının Türkiye'ye açık olmasından dolayı Rusya önemli pazar olmaya hala devam ediyor. Çünkü Rusya'da işte rublenin değer kaybetmesi var söz konusu ama Rusya'nın açık kapısı yok. Evet. Yani Türkiye'den başka açık kapısı yok. Bir Çin var, bir de kapalı ekonomiler var. Evet, Orta Asya ekonomileri var. Türkiye onun için en büyük ticari partner durumunda şu anda. Onun için tarım sektörlerinin ben 3 aşağı 5 yukarı mutlu olduğunu 2023 yılı içinde biliyorum. Ama sanayi sektörleri için hemen hemen hepsi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Sebze, meyve, tarım ürünleri piyasası nasıl? Yani Akdeniz'e baktığımızda. Yani onlar da iyi. Dönemsel olarak zaten onlar mevsimsel biliyorsunuz. İhracat artışları ve ihracatlar genelde iyi orada. Durumlar iyi. Bazen de demin dediğim gibi regülasyondan dolayı bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Yine ondan geçen yıllarda olduğu gibi bazı ürünlerimiz Rusya pazarından dönüyor biliyorsun. İşte limon dönüyor, portakal dönüyor, diğer ürünler de dönüyor. Sadece oradan değil, İsrail'den de dönen ürünler var. Mesela o konuda bir çiftçinin bilinçlendirilmesi, daha işte mümkün olduğu kadar az pestisit kullanması gibi bazı şeyler, çalışmalar yapılabilir mi? Tabii bu sizin göreviniz değil biliyorum ama genel olarak bir toplu, kolektif bilinçlendirme açısından soruyorum. Bakın bu konuda ben geçen bir toplantı vardı. Hem Ticaret Bakanımız hem Tarım Bakanımızla bir toplantı vardı. Ben de girdim Ankara'da. Ve orada da bu konuşuldu. Yani çiftçiden bilinçlendirmenin başlanması. Tabii. Diye. Tarım Bakanlığı bu konuda yaptığı bir çalışma oldu. Bakan Bey de iletti.
Orada bunun yapılması lazım. Bütün bu çalışmalar, yani yurt dışındaki pazarlarda işte bu pestisitle ilgili, kalıntılarla ilgili ve diğer konularda direkt çiftçiden bilinçlendirilmesi, çiftçinin bu konuda dikkat etmesi konusunda bu konuda Tarım Bakanlığı çalışma yaptığını biliyorum. Evet. Son olarak Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan geçtiğimiz günlerde ihracatçılarla bir araya geldi. Dinledi yani. Bu önemli bence. Sektörleri tek tek dinleyerek aslında sektörlerin bir anlamda tomografisini çekiyor. Çünkü konuşmayınca ya da bilmeyince, uzaktan takip edince aynı etki yaratılmıyor. Nasıl bir şey edindiniz, oradan izlenim edindiniz? Yani yeni Merkez Bankası Başkanı ve tabii elbette ekonomi yönetimiyle ilgili. Sadece Merkez Bankası Başkanı değil tabii Mehmet Bey. Evet. Mehmet Şimşek'ten başlamak istiyorum. Mehmet Bey ve Gaye Hanım hakikaten çok sıkıntılı bir dönemde geldiler. Ve geldikleri anda problemi doğru teşhis ettiler diye düşünüyorum ve doğru müdahalelerde bulunuyorlar. Biz daha önce Gaye Hanım'dan önceki 2 sene boyunca bir takım siyasi müdahalelerin olduğunu veya siyasi bir takım olayların evet. olduğunu rastladık. Şimdi öyle bir ama müdahale şimdi yok. Sanki öyle bir şey yok evet. ve hakikaten yapılan her şey çok olumlu ve birebir de yansıyor zaten. Yani enflasyonun giderek düşüşü şu anda gelen rakamlara baktığımızda işte inşallah ihracat da artacak. Burayla ilgili olmayan da bir takım şeyler var, dengeler var. İşte evet. Avrupa'dan kaynaklanan. Ben olumlu buluyorum, çok olumlu buluyorum çalışmalarını. Peki Amerika'yı nasıl koruyabildik? Amerika ihracatımız artıyor mesela, bu ilginç bir şey. Tabii çok büyük değil yani, Amerika'ya çok büyük açık verdiğimiz için orada ne kadar artırırsak artıralım sonuçta işte açık veren bir ülkeyiz. Ama yine de başarılı bir performans var. Neye bağlıyorsunuz bunu? Bu Amerika'ya biraz daha fazla konsantre olmaya bağlıyorum. Özellikle pandemiden sonra Amerika'dan gelen yoğun taleplerle birçok firma o ülkeye, Amerika'ya mal sattı. Daha önce çok korkuyordu firmalar evet, bazı doğru. sektörlerde. Yani nasıl satacağım? Oraya o şeyi uygun, öğrendik. O tüketimine uygun nasıl mal yapacağım diye. Fuarlara katıla ve oradaki firma iş yakınen görüşerek oraya mal satmaya başladı. Daha da artacak Amerika ihracat. Ama çok istenilen seviyede değil hala. Ama daha da artacak ihracat. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kalkmayın lütfen. Bülent Aymen'le konuştuk. Akdeniz Mobilya, Kağıt, Orman Ürünleri ve İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı. Şimdi çok kısa bir ara. Suriye iç savaşı sonrasında başlayan göç akımı 2019 yılı itibariyle durdu, biraz yavaşladı ama hala kısmi olarak Suriye'den ve diğer ülkelerden Türkiye'ye göçün sürdüğünü görüyoruz. Resmi kayıtlara göre total olarak 5-6 milyon civarında göçmen olduğunu biliyoruz. Yani sadece Suriyeliler değil, diğer ülkelerden, Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan gelenler de dahil olmak üzere ve bu arada Kuzey Afrika'dan gelenler dahil olmak üzere. Türkiye bir göçmen ülkesi. Nüfusunun yani resmi kayıtlara göre %6'sı şu anda göçmenlerden oluşuyor. Ve bu büyük popülasyonun aslında ciddi anlamda değerlendirilmesi gerekiyor. İşte bunu yaptık önümüzdeki süreçte. Henrik Böll Vakfı tarafından Profesör Doktor Uğur Tekin'in de aralarında bulunduğu bir heyet tarafından, bir akademik bilimsel heyet tarafından göçmenlerin içinde bulundukları durum, iktisadi durumları, kişisel durumları, moral durumları, her şey etüt edildi ve bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğrafı konuşacağız. Bu fotoğraf bugüne kadar hiç çekilmedi. Göçmenlerle ilgili gerçek anlamda, gerçek doğru bilgilere sahip olamadık hiçbir zaman. Şimdi elimizde bir bilimsel araştırma var. Ankete dayalı ve birebir görüşmeye dayalı bir istatistik modeli kullanılarak yapılan bir araştırma var. Dolayısıyla göçmenlerle ilgili daha doğru kararlar verebileceğimiz ve daha doğru adımlar atabileceğimiz bir süreç var. Eğer bu rapor tabii göz önüne alınırsa. Şu anda bu raporun müelliflerinden Profesör Doktor Uğur Tekin Skype hattımızda. Uğur Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Önce bir sizi tanıyalım, izleyicilerimiz sizi tanısın. Sonra araştırmadan bahsetmenizi rica ediyorum. Araştırmaya nasıl başladınız? Ne kadar zamanda yaptınız? Kaç kişiyi kapsadı? Bundan sonra bu araştırmanın rapelleri, yani tekrarları, periyodikleri yapılacak mı, yapılmayacak mı?
Ve tabii araştırmanın başlıklarını da bu arada aktarabilirsiniz. Yani benim soru sormama gerek kalmadan şöyle araştırmayı enine boyuna bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Tamam. Peki ben 15 yıldır Türkiye'de ders veriyorum. Daha önceden Almanya'da ders verdim. İkinci lisansımı, doktoramı Almanya'da yapmıştım. Almanya'da Köln Üniversitesi'nde uzun süre çalıştım. 15 yıldır da Türkiye'de çalışıyorum. Alanım sosyoloji, sosyal hizmet bölümlerini kurdum Türkiye'de. Bölüm başkanlıkları yaptım, dekanlıklar da yaptım. Şimdi yeniden Almanya'da kısa süreli bir ders verme bu yıl için bir üniversitede ders veriyorum yine. Şimdi araştırmamızı biz 4 kişi yaptık. Deniz Yükseker, Profesör Doktor Deniz Yükseker, Profesör Doktor Hatice Kurtuluş, Doktor Esra Kaya Erdoğan ile birlikte yaptık. Buna biz 2022 yılında başladık bu araştırmaya. Türkiye'de göçle ilgili verilere ulaşmak çok zor. Doğru. Devlet tarafından paylaşılmıyor. Sanırım ellerinde bilgiler var ya da çok sınırlı olarak paylaşılıyor. Bu tür araştırmalar yapmak için yeterli verimiz yok. Toplumdaki belli grupların konumlanışı, durumu üzerine. Biz bu nedenle de hem göçmenlerin durumunu saptayıp hem de göçmenlerle aynı sosyoekonomik durumda olan yerlilerin toplum içinde konumlanışından yola çıkarak bir araştırma dizaynı oluşturduk. Bu biraz da göçmenlerin toplumda konumlanışı yerlilerle yani yurttaşlarla karşılaştırılarak yapılır ama yurttaşlar ve yerliler üzerine yeterli karşılaştırma bilgilerine ulaşmak için de böyle bir karma araştırma geliştirdik. Bunun bir kısmı nicel araştırma şeklindeydi. Türkiye'de 17 ilde nicel araştırma yapıldı. Bunlar Suriyelilerin yoğun olduğu illerde ve özellikle de Suriyelilerin yoğun olduğu mahallelerde bu araştırma, nicel araştırma yapıldı. Yüz yüze görüşme şeklinde. Toplam 3866 hane ile hanede görüşme yapıldı ve hane üyeleri üzerinden aldığımız bilgilerle 12 bine yakın kişi hakkında bilgi toplamış olduk. Bu bilgiler dediğim gibi karşılaştırılabilir gruplar olabilmesi nedeniyle aynı mahallede yaşayan özellikle Suriyelilerden hareketle Suriyelilerin yoğun yaşadığı, göçmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerde hem Türk vatandaşlarıyla görüşüldü. 2000'e yakın 1933 Türk vatandaşı görüşüldü. 1427 Suriyeli ile görüşme yapıldı ve 506'da diğer göçmenlerle görüşme yapıldı. Bu diğer göçmenler dediğimiz uluslararası koruma statüsü almış ya da ona başvurmuş kişiler ya da Türkiye'de vize ile gelip çalışma müsaadesi olan ya da çalışma müsaadesi geçmiş Türkiye'de tırnak içinde kaçak olarak yaşayan, kayıtları olmayan kişiler idi bu görüşme yaptığımız kişiler. Burada bir sınırlamamız vardı tabii. 2010 yılından sonra gelenleri aldık. Yani Türkiye tarih boyu sürekli göç alan bir bölgedeyiz. Yani son şöyle bir 100 yıllık bir geçmişe baktığımızda nüfusun önemli bir kısmı Anadolu topraklarının dışından gelmiştir. Evet. Bu nedenle de göç hareketinin biz sadece son döneminin kesitini almak istedik. 2010'dan sonraki göçmenler üzerine bir araştırma yaptık. Şimdi dediğim gibi bunu önce nicel araştırma 17 ilde gerçekleştirdik. Bundan sonra da 5 ilde alanda çalışan uzmanlarla bu konuda faaliyet yürüten devlet görevlileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, işveren örgütleri, işçi örgütleri gibi toplumun çeşitli kesimleriyle, konuyla ilgili çeşitli kesimleriyle görüşmeler yaptık. Bunu 5 ilde gerçekleştirdik. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mardin ve Konya'da bu görüşmeleri yaptık ve bunun sonucunda da raporumuzu hazırladık.
Raporumuz dediğim gibi bir nicel araştırma bölümünün sonuçları var. Oluşları kapsamlı bir rapor oldu. 280 sayfaya ulaştı A4 boyutunda. Nitel bölümü var raporun. Ve sonunda da politika önerileri ürettik. Ve bu konuya nasıl yaklaşılması gerektiği üzerine bir anlayışımız da var tabii. Evet. Şimdi hocam, ben burada kesip isterseniz evet var benim bekliyorum. Sorularım var. Göçmenlerin Türkiye'deki eğitim düzeyi, iş yaşamına katılmaları, kadınların iş yaşamına katılması, bir de tabii çocuk işçilik burada gerçek anlamda bir risk ve tehlike olarak bulunuyor. Çünkü biliyorsunuz işte biz Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'na imza atmış ve uluslararası sözleşmelerle kendimizi bağlamış bir ülkeyiz. Çocuk işçi çalıştırmama garantisi vermiş bir ülkeyiz. Bu yüzden büyük şirketler dünyanın pek çok yerinde protesto ediliyor mesela. Bunlar bir süre sonra Türkiye için bence küçük küçük böyle problemler haline gelecek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Evet, katılıyorum tabii. Göçmenler, özellikle Suriyeliler çok genç bir nüfus. Türkiye'li yerli nüfusa, aynı bölgede olan yerli nüfusa karşılaştığınız takdirde bile yaşları oldukça düşük, yerli nüfus oranla çocuk sayıları fazla. Buradan eğitim düzeyine baktığımızda eğitime katılmaları da ciddi sorunlar var. Bunun bir takım yapısal sorunları var. Bir pandemi döneminde çocuklar okuldan uzaklaştılar. Yeniden okulla ilişki kurmalarında bu sadece Suriyeli çocuklar için değil, bu tür bölgelerde yani göçmenlerin yoğun yaşadığı işçi bölgelerinde çocuk işçiliği oldukça da yaygın. Ama bu Suriyeliler ve diğer göçmenler için de daha fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Okuldan kopma, koptuktan sonra yeniden iş kurma oldukça zor oluyor. Bunun bu tür bölgelerdeki okullardaki çocuk sayısının yüksek olması, Türkiye okul sisteminin başka ana dili, evde kullandığı dili farklı olan gruplara okullarda bir eğitim programının geliştirilmemiş olması, burada ders veren öğretmenlerin bu konuda yetiştirilmemiş olması gibi göçmen toplumunun gerekli olduğu bir takım kurumsal yapılar ve bunlara yönelik hazırlıklar olmaması nedeniyle de okullarda da ciddi sorunlar yaşanmakta. Ve çocuklar tabii ayrımcılık bir toplumsal sorun. Toplumda göçmenlere bakış açısını ve medyanın bu konuyu ele alış tarzı ya da belli partilerin bunu ele alış tarzı insanları etkiliyor ve bu ortamda da olumsuz bir takım gelişmeler olabiliyor. Ve çocuklar da bu nedenle okuldan daha çabuk kopabiliyorlar. İşte akran zorbalığı dediğimiz çocuklar arasındaki çürütmeler ya da öğretmenlerin çocuklara karşı tavırları farklı olabiliyor. Bu dediğim gibi bir takım konjonktürel sorunlar olduğu gibi yapısal bir takım sorunları da var. İş piyasasına geldiğimizde göçmenlerin bizim yaptığımız araştırmanın sonucunda göçmenlerin yoğun olarak iş hayatına katıldığını görüyoruz. Yani şöyle bu bölgelerde aslında Türkiye vatandaşı olanlarda %64 oranında çalışma hayatına katılan var idi. Suriyelilerde bu %58, diğer göçmenlerde %68 idi. Yani Türkiyelilerden daha fazla bir diğer göçmenlerin katılım oranı söz konusu. Suriyelilerin düşük olmasının nedeni aslında erkeklerin çalışma hayatına katılması Türkiyelilerden daha yüksek. Olması hemen kadınlardaki çalışma oranının düşmesi nedeniyle bir farklılık ortaya çıkıyor. Yani şöyle rakamlarla vereyim ama genel olarak Türkiyelilerde erkeklerde %85, kadınlarda %43 oranında bu bölgelerde istihdam oranını tespit ettik. Aslında bu kadınlarda da Türkiye ortalaması %35'tir. Burada daha yüksek çıktı. Bunun nedeni de işçi bölgeleri olması nedeniyle bu bölgelerde daha fazla kadınlar da istihdama katılıyor. Türkiye'li yerli kadınlar.
Suriyelilerde bu oran çok düşük, %16,7 çıktı bizim araştırmamızda. Bu nedenle de Suriyelilerde erkeklerin istihdama katılımı daha yüksek olmasına rağmen, Türkiye'lilerden daha yüksek olmasına rağmen bu kadınların düşük istihdama katılması nedeniyle de bir düşme söz konusu. Ama diğer göçmenlerde de Türkiye rakamlarına çok yakın, biraz daha üst rakamları görüyoruz. Yani aslında göçmenler Türkiye'de bu toplumun bir parçası olmuş durumdalar. Çalışıyorlar, okula gidiyorlar. İmkan buldukları oranda çalışma şartları oldukça kötü olmasına rağmen bu çalışma hayatına katılıyorlar. Tabii çalışma hayatı dediğimiz şey de Türkiye'de çok yaygın olan kayıt dışı ekonomi söz konusu. Bu kayıt dışı ekonomiye katılıyorlar. Yani Suriyelilerin çalışma alanlarının büyük kesimi kendilerini çalışıyor olarak gösteriyorlar, söylüyorlar bize ama bu bir sigortalı, kayıtlı bir çalışma olmuyor. Hepsinde değil ama önemli bir kısmında. Evet. Hocam son 3 dakikamız. Şunu soracağım. Suriyeli göçmenler, tabii sadece Suriyeliler değil, Türkiye'deki göçmenler özellikle. Türkiye'den gittikleri takdirde Türk iş hayatında, sanayide ve tarımda bir gerileme ortaya çıkar mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani buna ilişkin bir tespitiniz var mı? 3 dakika kadar vaktimiz var. Bu alanda yaptığımız işveren örgütleriyle görüşmelerde bu belirtildi aslında. Yani ciddi bir sorun olacağı söylendi. Tekstilde, ayakkabı sektöründe ve tarımda. Evet. Bu alanlarda eğer göçmenler gittiği takdirde bir boşluk doğacaktır ki bu biraz Türkiye toplumun yapısıyla ilişkili. Kır toplumun, köy toplumunun dağılıp kentlerdeki yoğunlaşmasına ilgili tarımda ciddi bir göçmen emeği kullanımı söz konusu şu anda. Türkiye'lerden uzaklaşması nedeniyle bu sektörden. Ayakkabı ve tekstil sektöründe çok ciddi bir göçmen emeği söz konusu. Ve bu emekte piyasayı bir anda işçi ücretlerini, emeğin değerini düşüren bir eğilim de söz konusu bu nedenle. Çünkü geçicilik üzerine kurulu Suriyeliler zaten geldiğinden bu yana misafir olarak ele alındılar. Zaman zaman Avrupa Birliği'ne yönlendirildiler ya da geri gönderme şu anda önemli bir baskı unsur onların üzerinde. Bu nedenle de bu geçicilik toplumda çalışma hayatında da kendilerinin geçici bir şekilde alıyorlar ve kalıcı bir işte emeklilik sigortası yatırmak onlar için bir kayıp olarak düşünüyorlar. Bu nedenle de eğer giderlerse şu andaki ekonomide önemli bir fonksiyonları var. Belli evet. Sektörlerde önemli fonksiyonları var. Eğer geri gönderilirlerse ki göndereceklerini sanmıyorum. Sadece bir baskı unsuru olarak kullanılıyor şu anda onların üzerinde. Ve bu emek Türkiye ekonomisi için önemli bir kaynak olarak devam edecektir. Ama dediğimiz gibi pek insani boyutlarda değil. Evet. Bu. Peki hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bu araştırma için. Profesör Doktor Uğur Tekin'le konuştuk. Henrik Böll Vakfı çerçevesinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı göçmen araştırmasının sonuçlarını aldık. Muhtemelen bu araştırmanın daha sonra tekrar sonuçları da olacak ve durum raporu da almaya başlayacağız. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.